işler. Allah'ım ya Rabbim, herhalde benim güzeller güzeli en iyi arkadaşım gece uykusunu alamamış. Uyuyan çirkin, kalkar mısın acaba benim koltuğumdan? Öncelikle ben uyuyan çirkin değilim canım. Ama ne yapabilirim, benim koltuğumdan kalkmıyorsun ki. Ya bir kere şurada da koltuk var, burası senin koltuğun değil ki. Ya ama ben en çok orada rahat ediyorum, biliyorum oradaki koltuk da aynı ama... Bilemiyorum yani, yerlerini değiştirmek lazım. Oradan çok göremiyorum. Allah'ım sabır ver ya. Hayatında hiç diğer koltukları denememiş bir en yakın arkadaşım var. Vallahi senin bu huyundan nefret ediyorum ha. Neyse, zaten koltuğuna çok yanmadık. Teşekkür ederim benim canım arkadaşım. Her neyse kanka, artık koltuk kavgası bittiğine göre hadi televizyonu aç bakayım. Bak kesin şimdi ne olacak biliyor musun? Televizyon kankası olacak. Ay televizyon kankası diyorum ya, televizyon kavgası olacak. Aynen ya, ben yemek programı istiyorum. Ama ben de haber istiyorum. Aslında biliyor musun, haberleri izlesek de olur. Zaten benim yemek programıma reklam giriyor bu saatlerde. Aa iyi o zaman hadi ben haber açayım. Miniş haberleri açsana, orası çok iyi gösteriyor. Tamam. Allah aşkına kumanda sende mi? Hayır, kumanda bende değil ama herhalde şu koltukların yanlarındadır. Bence koltuğun altına bakalım. Genelde koltuğun altından her şeyimiz çıktığı için. Evet ya, ama yine de iki arkadaş olarak bir evde yaşamayı beceriyoruz. Aynen öyle, ben çok temizim ama sen maalesef temiz olamıyorsun. Hey, ben gayet de temizim işte. Dur bakayım, ben şu koltuğun altına bakayım. Belki kumanda buradadır. Şimdi ilk öncelikle burada son kullanma tarihi geçmiş bir çikolata var. Bunu boş ver. Burada bir tane çekirdek var. Bunu da boş ver. İşte kumanda, gördün mü? Tamam, al bakayım kumandayı, aç. Tamam arkadaşım, açarım da cidden son kullanma tarihi geçmiş çikolata mı var ya? Evet vallahi bizim koltuğun arkasından her şey çıkıyor. Neyse oyalanmayalım da şu televizyon programını açayım bari. Hepinize merhaba sayın seyirciler. Kanal bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Ben spikeriniz Kahve. Bugün sizlerle birlikte birbirinden güzel ve korkunç haberleri sizlere göstereceğim. O zaman hemen ilk haberimizle başlayalım. Umarım yine saçma sapan haberler çıkmaz. Evet ya, umarım öyle bir şey olmaz. Ayrıca şu ışığı açar mısın acaba? Resmen gözlerimle göremiyorum ki. Aç şu ışığı Allah aşkına. Tamam. Devam edelim. Ne diyor bu? Aynı Kemal Sunal gibi oldu ama Kemal Sunal'dan daha güzel yapabilen bir insan yoktur. Evet ama biz minişiz. Ama o konudan da doğru söylüyorsun. Kemal Sunal filmlerinden hiç sıkılmıyorum. Her neyse, neden bunun sesi gelmiyor? Neden sesini açmamışım? Allah'ım bu televizyon izleyelim dedik. Vallahi televizyon bile izleyemiyoruz ya. Evet, sıradaki haberimiz ise... Pardon arkadaşlar. Sıradaki haberimiz ise çok büyük bir haberdir. Çok ama çok yakınlarda olan... Küçük bir zombiden başlayan bir zombi salgını. Artık tüm minişler zombiye dönüşüyor ve bunu durduramıyorlar. Sanırım bu zombi liderlerinden başladı diye biliniyor. O zaman buradan limonlu keke bağlanıyorum. Öf, yemin ederim bu haberlerin şaka yapmakta üstüne yok. Aynen öyle ya. Bravo, Flash TV'ye alındınız. Evet, haber bültenimize hoş geldiniz. Ben limonlu kek baya kötü bir salgın şu anda yaptım. Çok tehlikeli biliyorum. Nedeni bilinmeyen bir şekilde böyle bir salgın ortaya çıktı. Maalesef nedeni bilinmiyor ve gördüğünüz gibi bir sürü zombi var etrafta. Çığlık sesleri var. Vallahi delireceğim arkadaşlar. Ana, arkadaki insanlar gerçek mi ya? Bir şey değil mi? Gerçek gibi gözüküyorlar aslında. Allah'ım ya Rabbim, demek ki Flash TV'ye alınmadılar bunlar. Vallahi doğru söylüyorlar. Ya
Ben de bilmiyorum ama belki Photoshop'tur. Allah aşkına zombilere nasıl Photoshop yapacaksın? Resmen miniş bunlar. Belki de yeşile boyamışlardır. Ya tövbe estağfurullah. Yuh yani. Bak öyle argo kelimeler kullanma. Çok kötü oluyor ha. Ay tamam tövbe estağfurullah. Limonlu kek. Herkes ne oluyor yani? Herkese nasıl bir salgın var? Bize anlatabilir misin? Hemen anlatacağım ve şu anda gerçekten çok korkuyorum. Umarım bir şey olmaz. Şu şekilde herkes yeşile dönüyor ve bunun bir lider zombiden çıktığı tahmin ediliyor uzmanların söylediğine göre. Gerçekten etrafta koşuşturan insanlar var. Herkes acayip bir şekilde zor durumda. Yani herkes koşuşturuyor. Herkes zombi olmuş. Herkes yavaş yavaş zombi gibi yürüyor aynı. Artık herkes yeşile dönmeye başladı. O şekilde. Ve ayrıca bu zombi minişlerinde bir lideri olduğu düşünülüyor. Gerçekten çok ama çok kötü bir şekilde şeyler olmaya başladı. Allah'ım ya Rabbim Evet, Skipper zombiye dönüşecek. Hayır, Spiker zombiye dönüşecek. Arkasında zombi var kız. Hayır, kaç oradan arkandan zombi gelecek ısıracak seni. Ay iğrenç ya. Ekran zombilerin salyasıyla doldu. Allah aşkına, oradaki spiker zombiye döndü. Sen hala temizlikle alakalı konuşmaya başlıyorsun. Ne yapayım? Kamerayı temizleyene yazık değil mi? Çok kötü yaladı. Gördüğünüz gibi Artık titremekten konuşamıyoruz arkadaşlar, kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi orada konuşan limonlu kek hanımefendiyi de bir zombi yiyerek zombi yaptı. Gerçekten kötü şeyler olmakta. Gerçekten çok kötü şeyler olmakta. Yemin ederim psikolojim bozulmaya başladı. Allah aşkına şunu kapatır mısın? Ya ne güzel izliyorduk ya. Vallahi psikolojim bozuldu bak. Kumandayı ver ben kapatırım ha. Hadi kolaysa kapat. Getir. Hemen şuraya sokayım. Hadi beni kaldırabiliyorsan kaldır. Alamayacaksın kumandayı da. Zaten sen orada otururken ben hayatta alamam. Yalnız bir şey diyeceğim. Acaba akşam bu zombi salgınını araştırmaya mı gitsek? Açıkçası hiçbir fikrim yok ama kulağa hoş geliyor. Ama kesin başımız belaya girecek. Ama yine de ünlü olmaya değer. Ne? Evet, zombi salgınını önlediler diye şey yapacağım ben. Para kazanacağım. İyi tamam, iyi fikirmiş o zaman. O zaman gece harekete geçiyoruz. Zombiler var. Ah, gerçekten uçmaktan çok yoruldum ama bu zombiler de sürekli peşimizi kovalıyor. Ben ne yapacağım? Zombiye dönüşmek istemiyorum. Allah'ım ya Rabbim bu zombi salgını beni öldürecek. Of, kanatlarım çok yoruldu. Daha fazla uçamayayım. Ay vallahi çok korkuyorum. Of, ne yapacağım ben şimdi ya? Puh, şimdi zombi olmuştur herhalde. Allah aşkına bu zombiler içinde sadece Türkçe bilen ben miyim ya? Merak etme ben de zombiyim ama ben de Türkçe biliyorum. Allah aşkına sen ilk başta bir yerinde durmayı öğrensene. Ya ne yapayım ben küçücük bir kelebeğim nasıl yerimde duracağım? Neyse başkanımız yasaklamıştı ya. Şimdi Türkçe konuşmamamız gerekiyor, zombiyiz çünkü. Hadi. Allah aşkına sen daha yeni zombi oldun. Bunları nasıl biliyorsun ya? Neyse. Yardım edin, yardım edin. Ben çok güzel bir şarkıcıyım genç. Neyse. İlk defa Türkçe konuşabilen bir zombi gördüm. Akşam olunca, yani gece olunca. Dırım, 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 dırım. Dirim, dirim, dirim. Allah aşkına şu şarkıyı söylemeyi keser misin?
Neden ya? Böyle gizemli şeyler olduğunda söylemek çok hoşuma gidiyor. Ama benim gitmiyor. Lütfen ama lütfen beni seviyorsan sus. Ama ben seni sevmiyorum ki. O zaman devam etmem lazım. O zaman seni arkadaşlığımdan sonsuza kadar çıkartıyorum ve artık sana çilekli pastamdan vermeyeceğim. Tamam, çok özür dilerim canım kankacığım. Tamam, tövbe estağfurullah, lütfen lütfen. O zaman susacaksın, tamam. Ya üf, bir şey soracağım. Ben böyle bir şey dedim de neden böyle bir şeye atıldık biz? Bilmiyorum, bence değişik olduğumuzdan olabilir yani. Normal bir miniş değiliz bence. Bence de sana katılıyorum. Yalnız bir ses duymuyor musun sen de? Yarasaların sesi olabilir belki. Yıldızlar da çok güzeli. Ay da mükemmel. Şimdi o zaman bizim işimiz gücümüz bu. Sen git yıldızları say. Öyle mi? Evet, olmuyor mu yani? Lütfen artık sus. Ve araştırmamıza başlamamız gerekiyor. Paracıklar ve moneycikler bizim olacak. Ve sonra tüm paramı Brawl Stars'a, Roblox'a ve diğer oyunlara yatıracağım, tamam mı? Allah'ım lütfen. Tamam, öyle bir şey yaparsan yap bana ne? Hadi şunları bir inceleyek. Merhaba kedi kardeş. Sen bu zombilerin ne halt karıştırdığını biliyor musun? Bana söylesene. Allah aşkına, o kedi sana nasıl cevap versin? Ya ben de bilmiyorum da neden kimsecikler yok? E bari bağırarak da gelsinler. Hayaletliğin çocuğu bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Hayır ya, bağırma. Ya bak, şimdi ağzıma gelen şeyi söyleyeceğim bağırarak. Bu sefer zombiler gelecek. Allah aşkına öyle şey dersem kesinlikle zombiler gelmez, tamam mı? Bana ne, bana güvenmiyorsan güvenme. Şimdi aklıma gelen her şeyi söyleyeceğim, hazır mısın? Tamam, söyle. İlk öncelikle gecedeki yıldızların, dolunay ve hilaller ve ayın evrelerin ve uzayın ve satürnün ve neptünün içindeki küçük maralucukların içindeki küçük kanalın kapanması ile ilgili küçük minyoncuklar ve saçlar ve gözlükler ve ondan sonra gözlüklerin içindeki küçük gözler ve organlar. Organlardan sonra filmler ve korku filmleri, korku filmlerinin içindeki mafyalar ve ondan sonralıkla küçük kediler ve küçük kedilerin küçük masum yavruları ve ayrıca küçük küçük tatlış tatlış püsküllü kediler bilmem neler ve sonra ışıklar ve ışıklardan saçılan küçük ışın ışınları. Allah'ım lütfen sus. Ama bunu ben de dinlemem lazım. İçimdeki stresi atıyor. Allah'ım, değişik ses çıkaran zombiler geldi kesin. Bir şey diyeyim mi? Vallahi paralan doğruymuş. E ben ne dedim canım, parala doğru diye? Evuzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanırım aklıma gelen tüm duaları okuyacağım. Merhaba. Merhaba zombi kardeş. Orada mısın? Vallahi zombiye hiç ellemeden onu yendim ya. Bu nasıl bir şey ya? Es, yeter artık ya. Neden bu kadar güçlüsünüz siz ya? Vallahi Şey diyeceğim. Şimdi biz bu zombileri nasıl yeneceğiz? Ve ayrıca sana bir şey söylemek istiyorum. Ya şimdi korku filmlerinde falan böyle zombiler çıkıyor, millet korkudan altına yapıyor. Ama biz niye böyle bir şey yapmıyoruz? Allah'ım tövbe estağfurullah. Bilmiyorum ya, bizde bir anormallik var. Valla bizim böyle zombi gördüğümüzde korkmamız falan gerekmiyor mu? Benim de bir fikrim yok açıkçası ama korkmuyoruz sizden. İşte Osmanlı tokadının yararlarıdır. Ya şimdi biz bunları nasıl yeneceğiz? Vallahi mükemmel bir fikrim var kanka. Evet, söyle şimdi bana. Şimdi şurada yukarıda gördüğün ay var ya. Evet. İşte kankacığım, biz bu ayı yerinden alacağız. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Bunların üzerine atacağız. Sen kafayı yemiş olmalısın canım. O ayı nasıl alacağız acaba? Biz o ayı nasıl alacağız? Kankacığım sen bana güven ya, oradaki duran ay resim sadece, alırız biz. Yemin ederim kafayı yemişsin ya. Neyse, size ay gelecek he. Tamam, sen bunları oyalarken ben ayı alacağım şurada. Allah aşkına ay hiçbir şekilde işe yaramayacak, bana güvenmen lazım. Neyse, hemen sizinle baş edeceğim hadi. Bakın çok ayı aldı. Hayatımda bu kadar saftirik bir miniş görmedim. Ben de hayatımda ilk defa Türkçe konuşabilen bir zombi gördüm Joel kardeşim. Hadi seni ay ya, amma da büyükmüş. Saldırın şunu Allah aşkına. Yenemez. Sıkıysa hepiniz gelin ha.
Evet, mükemmel derecede oyaladım. Kanka gel şuna yardım et lütfen. Tamam, geliyorum ya. İşte size ayı getirdim. Yalnız bir şey diyeceğim, resimdeki ay hala duruyor. Canım, ben onun sana resim olduğunu söylememiş miydim acaba? Ama hani gerçekti? Tabii ki de resim canım. Tabii ki de gerçek. Baksana şu an yerinde durmuyor. Aa evet, şimdi bu ay mı yani? Evet, koskocaman ayı getirdim. Vallahi ayı getirmişler. Evet, ayı getirdik, hayvan olan. Vallahi kankacığım, ayı getirmek çok iyi çözülmüş ha. Thank you very much, tepelerim öne kaç. Oh yeah. Ölün şimdi, tamam mı? Hepinizin ayı üzerine fırlat. Kankacığım, sanırım hepsi öldü. Bence de hepsi öldü. Baksana hiç kimse kıpırdamıyor. Allah'ım, yine mi sen çıktın ya? Yemin ederim, kasabadaki tüm herkese besmele çektiriyorsun. Yeter artık ya. Yani o öyle derken baya korkunç demek istiyorum. Yemin ederim hiçbir şey yapmadı, kendisi yıkıldı. Evet ya, yıkıldı baya. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim bir fikrim var. Ne fikriymiş söyle. Şu zombi ayılana kadar bizim hemen bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk öncelikle sen hapşurduğunda her yer yıkılıyor zaten. Aynen, hapşurmamı mı istiyorsun? Aynen, şimdi içinden bir hapşuruk şeyi yapacaksın. Yo yani, onu nasıl yapacağım ben? Tövbe estağfurullah. Neyse, şu ayılsın da bir. Tamam, yaparsın umarım. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Tamam, al şunu bakayım. Ya ne yapıyorsun ya? Hadi al bakayım, kokla şunu. Ya umarım tam zamanında yapmışım. Elhamdülillah. Sanırım uzaya kadar gitti. Bence de sonunda kurtulduk şunlardan. Let it go, let it go. Time to my anymore. Let it go. Şimdi Let it go şarkısıyla bunun ne alakası var? Çünkü adam uzaya gitti. Adam değildi de zombiydi. Artık zombi lideri öldürdüğümüze göre kasabayı kurtardı. Bence de kasabayı kurtardık. Oh yeah, hadi. Şimdi bizim ortak dansımızı göstereceğiz gençler. Gerçek hayatta kankamla yapıyorduk biz bunu. Hazır mısınız? 1, 2, 3, ıptıcıptıs, ıptıcıptıs. Evet, bu bizim dansımız yani. Bitti. Hadi bir dakika artık. Görüşmek üzere arkadaşlar.